Osman Diyedin, Sırbistan Erdoğan düşmanlarına derstir. Sırbistan Cumhurbaşkanı'nın ABD Başkanı Trump karşısında düştüğü aciz içerisindeki durum 2023 seçimleri öncesi Türkiye için bir derstir. Sırbistan Cumhurbaşkanı'nın ABD Başkanı Trump karşısında düştüğü durumu hep birlikte gördük. Ders gibi. İşte o hazin tablo Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın küresel güçlere karşı verdiği bağımsız Türkiye mücadelesinin ne kadar önemli olduğunun belgesi değil de nedir? Ya Sırbistan Cumhurbaşkanı gibi boyun büküp sanık sandalyesinde oturan suçlu gibi hesap vereceksin ya da Tayyip Erdoğan gibi cesur yüreğinle yerli ve milli duruş gösterip dünyanın "Nereden çıktı bu adam?" dediği bir dünya lideri olacaksın. Mesela Trump Erdoğan tokalaşırken Fransız Cumhurbaşkanı Macron'un hayran hayran bakışları. İşte ABD eski başkan yardımcısı, başkan adayı Joe Biden'ın Tayyip Erdoğan'ı devirmek için muhalefete yaptığı işbirliği çağrısı da budur. Böyle bir Türkiye istiyorlar. Otur, kalk, hesap ver. Sırbistan gibi ol istiyorlar. Bu kadar net. Türkiye çok önemli bir eşikte. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bağımsız Türkiye hedefinde, tünelin ucunda ışık göründü artık. Dönüşü yok. Onun için saldırıyorlar. Kurulmak istenen yeni dünya düzeninde Türkiye'ye diz çöktürmek gayretinde olanlara karşı bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Recep Tayyip Erdoğan gibi ülkesinin milli çıkarları için asla taviz vermeyen, eğilmeyen, bükülmeyen, dik duran bir lidere sahip olması karşısında ne yapacaklarını şaşırmışlar. Çünkü karşılarında ölümü öldürmeye, korkuyu korkutmaya çalışan bir lider gerçeği var. Ne diyor? kendimizden daha emin bir şekilde düşmanlarımıza hodri meydan diyoruz. Karada, denizde, havada karşımıza çıkacak herkes Türkiye'nin çıkarlarını koruma hususunda kararlılığını görmüştür. Biz mücadeleden kaçmayız. Biz bu mücadelede şehitler, gaziler vermekten çekinmeyiz. İşte bu kadar net bir dünya lideri o. 19 yıla bakın. Hep yazdım. Tekrarında balık hafızalı olanlar için Fayda var. Darbeler dönemini bitiremez dediler, bitirdi. Başkanlık sistemini getiremez dediler, getirdi. IMF'yi kapıya koyamaz dediler, koydu. Dünyanın en büyük hava alanlarından biri olan 3. hava limanını yapamaz dediler, yaptı. İsrail'e özür diletemez, tazminat ödetemez dediler, diletti ve ödetti. Irak'a Suriye'ye giremez dediler, girdi. ABD'ye rağmen S-400'leri Rusya'dan alamaz dediler, aldı. Yerli ve milli silah sanayisi hayal dediler, gerçek oldu. Öyle ki milli silah sanayi üretimi %20'lerden %70'lere çıkmış. Yani İHA'lar, SİHA'lar, helikopterler, tanklar, denizaltılar, yerli füze motoru TJ-300. Akdeniz'de petrol doğalgaz arayamaz dediler, arıyor. Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfetti. Bitmedi. Hatırlayın. ABD'nin icazetiyle partiyi kurdu dediler. Ne oldu? ABD'nin düşman kesildiği lider oldu. Bob eş başkanı dediler. Ne oldu? Bob'u çökertti. Papaz elbisesi giydi deyip algı yaptılar. Ne oldu? Ayasofya'yı ibadete açtı. PKK ile masaya oturdu dediler. Ne oldu? Bugün PKK... YPG ve PYD'ye kan kusturuyor. DAEŞ'e silah gönderdi dediler. Ne oldu? Ortada DAEŞ diye bir şey bırakmadı. FETÖ'yü o güçlendirdi dediler. Ne oldu? FETÖ ile adeta tek başına o mücadele ediyor. Yani Tayyip Erdoğan hep milletinin tarafından yürüdü. Durmak bilmiyor. Bakın son bir aya. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yüküne verdiği destekte örnek olan danışmanlarından Serkan Taranoğlu, Sosyal medya hesabından son bir ayda ABD'deki bazı olaylar diyerek muhalefete gönderme açısından çok anlamlı paylaşım yapmış. Sıralamış. 9 Ağustos Kocaeli Sağlık Tesisleri. 9 Ağustos TÜBİTAK Mükemmeliyet Merkezi. 14 Ağustos Bayraktar Akıncı TİA 2. prototipi gökyüzüyle buluştu. 21 Ağustos Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi keşfi. 23 Ağustos Yerli Deniz Savunma Sistemi Teslimi. 29 Ağustos 9 MES Teknoloji Merkezi ve 40 Fabrika Açılışı. 30 Ağustos Roketsan Uydu Fırlatma Uzay Sistemleri Merkezi Açılışı. 4 Eylül Ankara Niğde Otoyolu. 5 Eylül Göztepe Şehir Hastanesi. 6 Eylül Bilecik Devlet Hastanesi. Bu arada bu dönemde ACY22 Aksaray'da yeni bir üretim fabrikası açma kararı aldı. 5000 kişiye istihdam sağlayacak. Evet, dünya koronavirüsle mücadele ederken hiçbir ülkenin böylesine kritik dönemde yapamadıklarını Tayyip Erdoğan bir ayda yapmış. Başınızı bir gün dahi öne eğmeyen böyle bir lidere sahip ve destek olmanın siyaseti olur mu? 2023 bu iki fotoğrafın oylanması olacak dedik ya. Ya Alexander Vucic liderliğindeki ezik Sırbistan gibi olmak ya da Tayyip Erdoğan liderliğindeki güçlü Türkiye gibi karar milletin. Bakın Yunan televizyonunda Kanelli adlı milletvekili konuşuyor. Özellikle ülkemizdeki Tayyip Erdoğan düşmanlığı yapan Biden muhalefeti yokusun. Türkiye bölgedeki tek küresel güçtür. Türk meselesinde ölümcül bir hata yaptığımızı düşünüyorum. Fransa'ya güvenerek hata yapıyoruz. Erdoğan sultan diyerek hata yaptık. Erdoğan Türkiye'nin çıkarlarına 20 yıldır sahip çıkan tek stratejik akıl Öte yandan Yunan siyaset bilimci Herakli destiyor ki Doğu Akdeniz ve Ege için her şey bizim, başka kimsenin hakkı yoktur yaklaşımımız hataydı. Türkiye ile savaşmamızsa felaketimiz olur. İşte Tayyip Erdoğan gerçeği bu. İzaya getiriyor. Yunanlılar anlıyor ama bizim muhalefet anlamıyor. O nedenle bu vatanın aklı selim vicdanlı insanları şunu iyi görmeli ki bu vatanın Tayyip Erdoğan'a her zamankinden daha çok, şimdi ihtiyacı var. Şimdiden görülüyor ki 2023'te büyük Türkiye oylanacak. Ülkemizde Erdoğan düşmanlığı yapanların seslendiremediği ama Yunan milletvekilinin seslendirdiği Erdoğan Türkiye'nin çıkarlarına 20 yıldır sahip çıkan tek stratejik akıl sözü o nedenle çok şey ifade ediyor. Türkiye'yi bölgesinde küresel güç haline getiren bir lidere bu ülkenin geleceği adına sahip çıkmak bir borçtur. İşte 2023 öncesi AK Parti açısından yapılması gereken çok şey var. Milletvekillerinden genel merkeze, teşkilatlardan bürokratlara ve yerel yöneticilere kadar herkes yüzünü liderine dönmeli. Taban, heyecanını kaybetmiş, inandırıcılığı kalmamış, şu milletvekilinin, şu partinin adamı, il, ilçe başkan ve yöneticilerini... Ne oldum delisi olmuş, insanlara tepeden bakan, sadece kendi çevresine faydası olan bürokratları istemiyor. Recep Tayyip Erdoğan'ın yolundan sözde değil özde yürüyecek halka hizmet, hakka hizmettir anlayışını ortaya koyacak kadroları yeniden görmek istiyor. Kısacası 19 yıldır Tayyip Erdoğan sayesinde bu ülkede iktidar olmanın gururunu yaşayanların Erdoğan'dan helallik almaları için 2023 yolu fırsattır. <laughs>